Espresso sunar. Genel izleyici kitlesi içindir. Bu yaptığımız çok ayıp ama. Ödeme nasıl olacak? Ayıp mı? Ne ayıp kızım? Ben organize şube amiriyim. Benim işim bu. Neymiş yani senin işin? Önce bir suçu tespit etmek. Sonra da o suçu işleyen şerefsizlere kimliklerini, yerlerini, yurtlarını ortaya çıkarmak. En son olarak da onları gizlice takip edip tam iş üstündelerken suçüstü yapıp kıskıvrak yakalamak. Kolay gelsin. Yürü, bilet alalım. Hoş geldiniz, buyurun. Ya Yavuz. Engin'le Sofya neden suçlu oluyorlar, neyle suçlu oluyorlar ben hiçbir şey anlamadım yani. Birazdan ben ikisine de suçüstü yapıp kafalarını birbirine sürterek kıvılcım enerjisi çıkartırken anlarsın hayatım. Yürü çabuk. Thank you.
Benim tanıdığım Ali, Maraz Ali asla vazgeçmez. Ayağına takılan her çelmede yere düşse bile tekrar kalkıp koşmaya, savaşmaya, mücadeleye devam ederdi. Sen şimdi vazgeçip kaçarsan sadece bu ülkeden değil, içindeki Maraz Ali'den de kaçmış olacaksın. Yaptığınla ailemizin ismini, şerefini, onurunu ayaklar altına düşürdün sen. Ya benim ismim? Benim şerefim, onurum ne olacak baba? Siz beni zorla sevmediğim bir adamla evlendirerek bana ne kadar büyük bir kötülük yaptığınızı, beni ayaklar altına değil, yerin dibine soktuğunuzu biliyor musunuz? Sus, cevap verme bana. Baba. Dur, yapma. Düğünden önce yüzüne vurma. 2-3 güne kalmaz düğününü yapacağız. Yüzündeki yara berelerle daha çok rezil oluruz insanlara. Al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Düğüne kadar gözüm görmesin onu. Teşekkürler. Aşkım. Hı? Patlamış mısır ister misin? Olur. Al o zaman. Ha, pardon. 2 tane patlamış mısır alabilir miyiz? Tabii. İçin yeterli bir neden. Sen git Sofi'yi al, arabaya götür. Ben şunu tuvalete çekip biraz eskitip geliyorum hemen. Başka bir şey? Yavuz saçmalama. Çocuk sadece mısır aldı. Abi. Gördün mü bak ne yaptı? Gördün mü parlak kafalı ne yaptı? Ne yaptı? Sofya'yı, yani benim kızımı... Herkesin ortasında böyle kamuya açık, ulu orta bir yerde alenen öptü. Bu defa affedemem kendisini. Kusura bakma, arabada görüşürüz. Saçmalama Yavuz, saçmalama. Ne kadar var bizim gülmemize? 5 dakika falan. Ha, iyi, hadi gülelim o zaman. Hadi. Yerinde olsan, bundan sonra çok akıllı bir kız olur. İkinci bir hata daha yapmazdım kardeşim. Çünkü bir daha kafana silahımı dayadığımda... ...o beraber kaçtığın it seni gelip kurtaramayacak benim elimden. Ha, ama eğer gelirse de buna hayır demem. Çünkü onunla da görülecek bir hesabım ve alınacak bir intikamım var. Nazım Karabağ'ın kız kardeşine bulaşmak nasıl oluyormuş? Göstereceğim ona.
İnatçı keçi gibisin. Bir şeye de inat etmesen olmaz yani. Bırak şurayı. Bir şeyler yedi. Aç kalıp daha fazla zayıflama. En baştan gelinlik diktirmek zorunda bırakma bizi. Allah'tan polisler arabada gelinliği bulmuşlar da getirip teslim ettiler. Dünyanın parasını verdik biz o gelinliğe. Şşş. Hey. Burada. Dünyanın parasını verdik biz o gelinliğe. Hı. Dikkat edin. Bir daha giydirirseniz siz o gelinliği bana. Ali nasıl olsa gelip kurtaracak beni. Tabii önce telefonu açarsa. Numaramı tanımadığı için açmıyor herhalde. Ben de mesaj yazarım o zaman. Harem otel. Tabii efendim. Nazlı ben arıyorum seni. Ali açsana hadi ya. Benim aradığımı bile açmıyorsun demek. Tamam. Ben de mesaj çekerim o zaman. Ya neden açmıyorsun? Mesaj at bari. Ya neden açmıyorsun? Mesaj at bari.
biletimiz. Teşekkürler. Bayanlara. Teşekkürler. Biletimiz. Şu siyah ikili kontrol. İyi seyirler. Biletiniz. Şu halimize bak Yavuz. Rezil ettin yani bizi. Aşkım. Aslında ne yalan söyleyeyim. Benim bu geceyle ilgili hiç umudum yoktu. Yani babam bırak seninle sinemaya gitmeme, bakkala bile gitmeme izin vermez diye düşünüyordum. Bu sadece bir başlangıç aşkım. Gör bak, babam bu duruma alıştıkça yavaş yavaş her yere gitmemize izin verecek, sen merak etme. İnşallah. Ne konuşuyor bunlar? Ya Yavuz bir rahat versene çocuklara. Konuşmaları da mı yasak yani? Yavuz, ne yapıyorsun sen? Dudağı okuyorum Maria. Bir keresinde bizim teşkilatta özel bir kurs açmışlardı. Oradan öğrenmiştim bunu ben. Aşkım. Seni çok seviyorum. Sen çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yine ne oldu Yavuz? Parlak kafa Sofya'ya seni seviyorum dedi. Yani ne var bunda? Bizim cadı da aynı şekilde cevap verdi. Bu mesafeden dudaklarını okudum böyle. İşi iyice azıtmadan ben bunların kafalarını yumurta gibi birbirine doğuşturayım en iyisi. Yavuz! Dur ya! Dur bir lütfen ya! Çocuklar birbirlerini seviyorlar. Ne kadar güzel işte. Vallahi sizin bu yaşlarınıza hayranım yani Maria. Şurada gözümüzün önünde Elin oğlu Biricik cadı kızımıza sarkıntılık ediyor. Sen de buradan böyle ama ne güzel ne güzel diye olayı izliyorsun. Engin elin adamı değil Yavuz. Babamın oğlu da değil. Bu nedenle ben şimdi gidip kendisinin o cöleli kafasını ceviz gibi kırmadan rahat etmeyeceğim. Müsaaden hayatım. Ya Yavuz otur şuraya. Beyefendi sus. Çekeceğimiz var. Ne oluyor ya? Çok ne oluyor ne var? Daha film başlamadı. Reklamları veriyor. Önünüze dön. Ayıp ya. Allah Allah. İlk defa mı sinemaya geliyorsun? Allah Allah. Vır 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 konuşuyorsunuz. Ben mi konuşuyorum, siz mi konuşuyorsunuz? Allah. Aman ya. Salon biraz boş değil mi? Oh. Salon. Ne oldu aşkım? Nereye bakıyorsun? Hiç. İçimde tuhaf bir his var sadece. Nasıl bir his? Ne bileyim, babam her an çıkıp gelecekmiş falan gibi hissediyorum. Ya Yavuz rezil ettin beni ya. Ne
Yani sen benim kahramanımdın. Neredesin? Üzgünüm, gelmem imkansız. Ben İstanbul'dan gidiyorum. Hoşça kal. Not: polisler büyük ihtimalle senin tüm telefon konuşmalarını dinliyorlardır. O nedenle telefonu açamıyorum. Ne hoşça kal ya? Mutluluklar. Hı? Ali, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Lütfen gel buraya, kurtar beni. Beni burada bir odaya kapattılar. Dışarı çıkmama izin vermiyorlar. Büyük ihtimalle düğünden sonra da çok büyük eziyetler yapacaklar. Benim artık bu hayatta senden başka kimsem yok Ali. Benim son umudum sensin Ali. Beni umutsuz bırakma burada. Sana yalvarıyorum. Kaptan. Efendim? Şu ilerideki ışıklardan U dönüşü yapalım. Tabii efendim. Önce başka bir yere uğrayacağız, sonra otogara gideceğiz. Tabii efendim. Oradan eller görünüyor mu Mario? Hayır, görünmüyor. Ben göremiyorum. Yok yok. Kesin el ele bunlar. Ben anladım şimdi bu cilalı kafanın neden sinemaya gitmek istediğini. Aklınca karanlıktan faydalanıp benim kızıma sarkıntılık edecek şerefsiz. Şimdi sen o cilanın kafanı kırmaz mıyım lan? Yavuz. Yeter artık diyorum Yavuz.
Sok abartıyorsun ama. Alt tarafı el ele film izliyorlar. Ne var bunda? Ne var bunda? Çok güzel. Kusura bakmayın. Anam beni sizin gibi gavur memleketlerinde doğurmadığı için ben o kadar geniş olamıyorum bunlarda tabii. Çünkü benim doğduğum memlekette bu olay bir cinayet, hatta bir katliam sebebi olarak görülebiliyor. Yavuzcuğum, neden bizi hatırlamıyorsun? Biz de seninle ilk sevgili olduğumuzda hep böyle sinemaya gitmez miydik? Filmin başından sonuna kadar sen hiç benim elimi bırakmazdın. Hatta arada beni öperdin falan. Bir o parlak kafalı benim kızımı bir öpmeye kalksın. Direkt mi buradan böyle tek yumruk, çift tekme böyle uçarım üstüne. Yok yok. Ben çok iyi anladım bu parlak kafalı Sansar'ın kızım üzerindeki hain ve pis emellerini. Ne yani? Sen o zamanlar benim elimi tuttuğunda aklından böyle kötü kötü şeyler mi geçiriyordun? Yani beni suistimal etmek için mi elimi tutuyordun? Ya ne alakası var kızım? Biz kocaman insanlar da, bunlar daha çocuk ya. Yavuzcuğum, sen kızının artık büyüdüğünü ne zaman kabul edeceksin? Hiçbir zaman. Teşekkürler. Kapının önündeyim. Hadi gel benim yanıma. Benim odam ikinci katta. Hangisi sizinkisi? Çok komik. Ha ha ha, çok komik. Sen marazalı değil misin? Her şeyi beceriyorsun. Bir bizim eve girmeyi mi beceremeyeceksin?
Yavuz, bırak artık çocukları izlemeyi de filmi izle biraz, gel. Hadi. Aşkım ne yaptın? Ne saygısız insanlar var ya. Sinemaya girerken bile telefonların seslerini kısmıyorlar aşkım. Ya zor tutuyorum kendimi biliyor musun? Gidip dalacağım şimdi, ağzını burnunu kırdım. Tamam aşkım, sakin ol. Ama neden sesini kısmıyorsun Yavuz? Yalnız çok garip ya. Nedir garip olan? Sen dikkat ettin mi telefonun melodisine? Yo, etmedim. Neydi? Hani babamın en sevdiği türkü var ya, aman adan al canım adan al diye. Hmm. Oydu telefonun melodisi. Sırf babana mahsus bir şey değil hayatım o. Adanalı türküsü bizim en sevdiğimiz türkülerdendir. Herkesin telefonunda olabilir yani. Tamam o zaman. Ay ben de bir an babam geldi falan zannettim. Yok. Nazım, kıza bakıyor musun arada? Odasına kilitledim baba. Hiçbir yere gidemez. Neden devreye girmiyor bu jeneratör? Bazen 20-30 saniye sürüyor baba çalışması. Thank you.
yapmamışlar. Dışarı çıkayım da bir geri arayayım. Belki önemli bir şey vardır. Tamam. Bana bak. Eğer ben yokken çocuklara buradan ses edip onları uyarmaya neyin kalkarsan. Gerçekten çok güzelim sana. Uzun bir sürede küs kalırım. Tamam, yapmam öyle bir şey. Yemin et. Ay saçmalama Yavuz. Ben bir şey yapmam dersem yapmam. Ayrıca burada şu anda ben de en az senin kadar suçlu durumdayım. Sofya'ya yakalanırsak sadece sana değil bana da kızacak senin yüzünden. Çok doğru. Sen de şu anda suça yardım ve yataklıktan en az benim kadar suçlusun. Hadi git artık et su telefonunu. Zaten senin yüzünden hiçbir şey anlamadım şu filmde. Yemin et. Hadi git artık. Bak Rıza abi bu modda çekildi. Abi görmeseleri yok. Yaparsan. En iyisi bu. Evet. Bu formatta çekmeliyiz. Efendim Ertan. Nasıl? Maraz Ali'yi son anda elimizden kaçırdık. Ne demek oğlum ya? Nerede kıstırdınız peki? Oo, herif bizimle kafa vurur gibi her gece dükkana uğruyormuş demek. Biz de hala burada uyuyoruz. Tamam.
Ben gidip şu kızı bir kontrol edeyim baba. Gözünü dört aç. Uyuyanı yakarım. Baş üstüne. Ali, gördün mü bak? Maraz elinin giremeyeceği yer yokmuş. Konuşalım işte. Yok, buradan iyi böyle. Zaten çok kalamayacağım. Seni buradan bir görüp vedalaşıp hemen gideceğim. Neden tırmanamaz mısın? Sen marazeli değil misin? Her yere tırmanabilirsin. Nazlıcığım, boşu uğraşıyoruz. Bu konuda beni dolduruşa getiremeyeceksin. Sen ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey yapmıyorum, kitap okuyorum. Bu balkonun kapısı neden açık? Oda biraz hava alsın diye açtım. Ne var bunda? Artık hava almakta suç mu oldu?
Eğer bir daha kaçmaya kalkarsan babam seni öldürür. Biliyorsun değil mi? Hı. Ben de yeni bir şey söyleyeceksin sanmıştım. Daha önce beni yakaladığınızda yapmaya çalıştığınız şey neydi sanki? Neyse, hepinize geçmiş olsun çocuklar. Yarın sabah erkenden oturup durum değerlendirmesi yaparız. En azından Maraz Ali'nin hala İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Ve çekirge çok fazla zıplamaya başladı. Çok az kaldı ama. Çok yakında avucumuzun içine düşecek. Aldım zaten ya. Diğerleri kaydettim. Ha. Ha. Siz bir de raporunuzu hemen yazın da Nevzat Müdür'den günlük olan fırçamızı yerken koyalım masasının üstüne. Film yeni mi başlıyor koçum? Evet efendim. Az önce içeri giren iki zibidi dışında kaç kişi var içeride? Birkaç kişi daha var. Güzel. Ben çıkana kadar daha fazla seyirci alma içeriye. Beklet biraz. Benim içeride küçük bir işim var. Neden efendim? Sen dediğimi yap koçum. Ben çok fazla kalmayacağım içeride. Bir arkadaşa kafayı çakıp çıkacağım hemen. Çok özledim seni.
vuruyorsun? İn lan! Korsan seni. Abi bıraksana. Abi ne vuruyorsun? Ne yaptık biz? Sus lan. Şerefsiz. Şerefsiz. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya gel gel. Vurma be! Ne olursa olsun eninde sonunda beni almaya geleceğini biliyordum Ali. Telefonda söylemiştim. Ben buraya seni almaya gelmedim. Seninle vedalaşmaya geldim. Beni burada kaderimle baş başa bırakıp gideceksin yani. Üzgünüm, mecburum. Ali. Gözlerimin içine bak şimdi. Ali. Sana gözlerimin içine bak dedim. Sen beni hiç özlemedin mi? Nazlı, şu anda bunları düşünecek durumda değilim. Bir an önce İstanbul'dan çıkmak zorundayım. Soruma cevap ver lütfen. Sen beni hiç özlemedin mi? Özlemesem buraya gelmezdim. Ben de seni çok özledim. Gittiğin günden beri hep seni düşünüyorum. Farkında olmadan sana çok aşık olmuşum. Ne yapacaksınız ulan? Şerefsizler. Daha ne yapacaksınız? Sizin bu yaptığınız düpedüz hırsızlık ulan. Hem de hırsızlıkların en günahı. Emek hırsızlığı. Ha? Ya, ya, ya dur yapma abi. Abi tamam. Dur yeter ya. Abi dur. Abi yeter. Hırsız şerefsiz. La oğlum. İnsanlar bu filmleri çekebilmek için günde kaç saat çalışıyorlar, haberiniz var mı? Ha? Var mı lan şerefsizler? Bu filmlerin yönetmeni, oyuncusu, setçisi, ışıkçısı, asistanı, şoförü haftalarca, aylarca setlerde sabahladığı için çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızını göremiyor. Ancak bu filmin biletlerinden gelecek paralarla yeni filmler çekiliyor. Ancak o zaman o setçiler, ışıkçılar, oyuncular kendilerine yeni bir iş bulup evlerine ekmek götürebiliyorlar. Hı? Ya sen yeter ya. Tamam abi, tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Hı? Hırsızlık. Gel lan buraya. Buraya gel. Ya, yeter ya. Ama bütün bunlar olurken evinde yan gelip yatan, çalışmaktan aciz, sizin gibi tembel, hırsız, şerefsiz uyanıklar ne yapıyorlar? Böyle ellerine kameraları alıp bir bilet parasına filmi bir güzel kaydediyorlar. Sonra da o kaydettiklerini CD'ye basıp 3 kuruşa satıyorlar. Normalde filmcinin cebine gitmesi gereken parayı gasp ediyorsunuz. Bildiğin hırsızlık yapıyorsunuz yani. Şimdi anladınız mı koçum? Sizi neden böyle evire çevire dövdüğümü? Büyük ihtimalle de önümüzdeki 10 dakika boyunca nefesim kesilinceye kadar neden dövmeye devam edeceğimi? İyi. Anlaştıysak sorun yok. Hazır mısınız? Şerefsiz. Yeter abi ya. Oğlum. Şerefsiz. Gel buraya kaçın. Bak Nazlı. Ne yazık ki seninle tanışmamız çok normal şartlar altında olmadı. Sonradan başımıza gelen şeyler de her çiftin başına gelebilecek türden şeyler değildi, biliyorsun. Biliyorum. Ama demek ki kaderimizde yollarımızın bir gün kesişmesi yazılıymış. Sen kadere inanmaz mısın Ali? İnanırım. Tıpkı bundan sonra yollarımızın ayrılıyor olmasının da kaderimizin bir parçası olduğuna inanmam gibi.
Ya ne olur böyle söyleme. Ben bundan sonra sensiz yapamam Ali. Saçmalama. Bak. Sen mükemmel bir kızsın. Hayatta istediğin her şeye sahipsin. Ne bana ne de başka hiç kimsenin yardımına ihtiyacın yok. Belki bu sana çok klişe gelecek ama biz seninle gerçekten ayrı dünyaların insanlarıyız Nazlı. Ben senin gerçek kimliğini öğrendim Ali. Beni emniyete götürdüklerinde ifademi aldılar. Bana seninle ilgili bir sürü soru sordular. Ama merak etme. Onlara hiçbir şey söylemedim. Zaten nerede olduğunu bilmiyordum. İstesem de söyleyemezdim yani. Ama onlar senin eski bir çete lideri olduğunu, yakalanıp hapse girdiğini, çıkınca Merkez Bankası'nı soymaya kalktığını, kaçarken de bir polisi vurduğunu anlattılar. Sine saracak bir bela. Ya ben onları bulmuyorum ki. Onlar beni buluyorlar. Hem de elleriyle koymuş gibi. Bazen beni o kadar çok korkutuyorsun ki. Ama yine de seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Cila kafa herhangi bir yanlış hareketi bulmadı değil mi? Hayır bulunmadı. Gayet uslu uslu film izliyorlar işte. Evet. Aslında ben diyorum ki şu koridordan Sofyaların sırasına kadar böyle dört ayak üstünde emeklesem gitsem aradan böyle çıkarıp kafamı şunlara bir baksam, böyle el ele tutuşuyorlar mı tutuşmuyorlar mı görmek için. He? Yavuz yeter ama artık. Vallahi imdat diye bağırırım ben. Sessiz ol ama ne kadar ayıp. Ya bu insanlar bize bakıyor var ya. Hiç sinemaya gitmedin mi hayatında? Yok neyimiz emekli ezekmiş bakacak mıyız oradan? Ay. Şşşt ayıp. Sus. Senin kim olduğunun, benden önce neler yaptığının benim için hiçbir önemi yok Ali. Benim için çok önemi var. Ne olursa olsun, kim olursan ol, ben seni seviyorum. Çünkü ben en başta senin cesaretine, mertliğine, adamlığına aşık oldum. Hala anlamıyorsun değil mi? Benim yanımda olduğun sürece, benimle beraber kaçtığın sürece başın beladan kurtulmayacak.
Benim peşimde olan herkes, düşmanlarım, polisler, yani beni yok etmeyi, yakalayıp canımı yakmayı başaramayan herkes senin canını yakmak isteyecekler. Sen benim burada hayatımın çok güzel olduğunu, can sağlığımın güvende olduğunu falan mı sanıyorsun? Baksana şu halime. Bu odaya hapsettiler beni. Hayatımı elimden aldılar. 2 gün sonra babam ve abim beni zorla sevmediğim bir adamla evlendirecekler. Belki de düğünü bile beklemeden sırf töre yerini bulsun diye beni yine bir ormana götürüp öldürecekler. Ya da sırf düğünde onu yüzüstü bırakıp kaçtım diye hayatı boyunca benden nefret edecek olan kocam bana hayatımın her günü eziyet edecek. Beni tek bir kurşunla değil her gün yavaş yavaş öldürecek. Sen de hala beni anlamıyorsun Ali. Sen benim bu hayattaki son şansımsın. Ben seninle geleyim, canımı yaksınlar, vursunlar, öldürsünler, umurumda değil. Sevmediğim bir adamın yanında öleceğime, sevdiğim adamın yanında onun gözlerinin içine bakarak son nefesimi veririm. Ne oldu ya? Film arası oldu para. He tamam o zaman ya. Abu! Para? Para! Gördün mü Pınar? Para burada demek ki güvendeyiz. Para? Para! Ulan bir sus! Sus lan! Yani çok özledim. Para? Ne yapıyorsa para? Yavaş! Selam verdik. Yine dayak. Çıktı lan! Aaa! Sus! Ah Yavuz'cum su tesadüfe bir bak. Engin'le Sofya da bizimle aynı sinemaya gelmiş. Hakikaten ne büyük tesadüf ya. Çok. Ya paran bu sefer niye vuruyorsun? Aşık mısın Ali? Yine benden gözlerini kaçırmaya çalışma ne olur. Ben aslında senin de bana aşık olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bunu bir kere senden duymak istiyorum. Ondan sonra ölsem de, yansam da, kalsam da umurumda değil. Hani böyle bazen insan birine aşık olduğunda onun için her şeyden vazgeçmeyi, gerekirse onun için geçmişini, geleceğini yakmayı, onun için ölmeyi göze alır ya. Evet. Hani böyle bir anda ajandan da seni bekleyen, yapman gereken her şey silinir. Tüm sorumlulukların, görevlerin, ödevlerin, hedeflerin, amaçların birden önemini yitirir. Hayatında tek bir hedef kalır, o da sevdiğin kişiyle birlikte olmaktır ya. Evet. Onsuz tek bir saniye bile nefes alamayacağını düşünürsün. Evet. Ben de şu anda öyle bir durum yok işte. Evet. Ne? Senden çok hoşlansam, seni çok özlesem bile artık gitmek zorundayım Nazlı. Ya sen yarım saattir benimle kafa mı buluyorsun? Hayır. Ben sadece sana gerçeği göstermeye çalışıyorum. Biz bir arada olamayız Nazlı. Birbirimize deliler gibi aşık olsak bile bu mümkün değil. Neden? Neden beni istemiyorsun? Çünkü ben seni de kaybetmekten çok korkuyorum. Senden önce bu adına aşk denilen şeyden çok canım yandı. Bir kere daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Sana aşık olup sonra seni kaybetmek, bir kere daha aşka teslim olup kendimi ona kurban vermek istemiyorum. Nazlı,
Ben şu anda çok büyük bir savaşın içindeyim. Tek başıma, elimde hiç top tüfek olmadan koca bir orduya karşı savaşıyorum. Ve hala ayaktayım. Hala yenilmedim. Çünkü ben iyiyim. Ve iyiler hiçbir savaşı kaybetmezler. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ben bu savaştan galip çıkana kadar kendime başka bir cephe daha açamam. Bir de seni korumak için mücadele veremem. Eğer seni de kaybedersem işte o zaman bu savaşı kaybederim. Şimdi gitmek zorundayım. Lütfen böyle kızgın ayrılmayalım. Yok. Ben sana kızgın değilim. Kendime kızıyorum sadece. Böyle aptal kızlar gibi bir anda aşık oldum. Bu seninle son görüşmemiz. Lütfen bir daha beni arama. Mesaj da yazma. Şu anda bile mesajlarına cevap verdiğim için yerimi tespit etmiş olabilirler. Yani ben bundan sonra düşecek olursam sen gelip kurtarmayacak mısın beni? Üzgünüm. Ben de. Sakin. Para sakin. Lütfen para sakin. Para sakin. Para sakin olsana ya. Ya para, para vurma artık kafama kafama. Yenge niye müdahale ediyorsun? Yenge niye müdahale ediyorsun ya? Ben ne yapayım? Ya para sen ne yapıyorsun ya? Bir uçmadığımız kaldı. Onu da yaptık. Tam oldu yani. Bu nedir ya? Selam veriyoruz, dayak yiyoruz. Bu ne biçim iştir ben anlamadım. I don't understand. Bir sus lan. Bir sus lan. Dur, dur. Ya bu nedir ya? Bakala bu nedir yani? Sana selam vermek de mi suç oldu? Allah'ın selamı yani. Sus konuşma. Senin yüzünden gül gibi operasyon mundar oldu zaten şerefsiz. Aa, öyle mi? Pala, şimdi oldu. Sen operasyonda mıydın burada? Ya. Vallahi çok affedersin Pala, bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Babacığım.
Sizin burada ne işiniz olduğunu sorabilir miyim acaba? Evet Paracığım, ben de soruyorum. Burada ne tür bir operasyon içindesiniz? Hem ben ve Pınar'ım artık sizin timinizin birer üyesi olduğumuza göre... ...neden bizim bu operasyondan bir haberimiz yok? Evet. Eko yapma. Lan bir sus lan. Çene suyu. Evet. Biz de burada ananla... ...yani annenle birlikte... ...siz ne yapıyorsanız aynı şeyi yapıyorduk kızım. Ya film izliyordu. Film izliyordunuz. Film izliyordunuz. Evet. Sen böyle akşam vakti iş dönüşü yorgun argın evden çıktın ve sinemaya geldin, öyle mi? Öyle mi? Fiko yapma. Ne var yani, gelemez mi? Ben sinemayı çok severim kızım. Biz çocukken Adana'da her iki sokakta bir yazlık sinema vardı. Evet. Yazın 4 ay her akşam film izlerdik biz. Sen Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yönetmeni ve oyuncusu Yılmaz Güney nerenin çocuğu sanıyorsun? Hı? Sofyacığım. Sofyacığım. Cım. Vay kibar erkek. Vay. Bak bu çok güzel oldu işte. Yani sen diyorsun ki... ...annemle beraber bu akşam bir sinemaya gitmek istediniz. Ve bakın şu rastlantıya ki... ...bizim Engin'le birlikte girdiğimiz filme girdiniz... ...ve tam arkamıza oturdunuz. Bak sen. Tam arkanıza değil. Çarpıtma gerçekleri. En az 5 sıra vardı aramızda. Allah Allah. Allah Allah. Yalnız dünya ne kadar küçükmüş değil mi Paracığım? Yani... ...sen ve yenge... ...ben ve Pınar'ım... ...ve bizim Cila'yla Sofya... Sen tut, aynı anda, aynı sinemanın içinde buluşabiliyoruz. Ya bir anda Lost'un 6. sezonu gibi oldu macera. Gerçekten. Niko, sen daha fazla konuşma istersen ha. Bir sus artık ya. Yok yok Mira, bırak konuşsun. Ben bunu dövdükçe daha rahatlıyorum. Önce ben şu durumu bir kıvırayım. Ben yarın merkezde göstereceğim sana dünyanın ne kadar küçük olduğunu. Ve öteki dünyanın ne kadar ferah, geniş olduğunu. Beş numaralı salonumuzda filmin devamı başlamak üzeredir. Beş numaralı salonumuzda filmin devamı hadi girelim artık. Üzeredir. Film başlıyor. Film başlıyor. Biz de içeri giriyoruz babacığım. İyi yani madem böyle tesadüf oldu buluştuk. Filmin geri kalanını hep birlikte izleyelim ha? Yok. Biz buraya Engin'le beraber baş başa geldik babacığım. Filmin geri kalanını da baş başa seyretmek istiyoruz. Baş başa. Evet. Allah Allah. Filmden sonra evde görüşürüz artık. İyi seyirler Gelenginciğim. Gelenginciğim. Beynini kırarım.
beynimi kırarsınız. Cilo, Cilo. Gözü üstünde beynini kırar. Sana ne oluyor? Menekkeni kırdı, oradan biliyorum. Yürü lan. Yürü, yürü. Git hadi. Paracığım. Biz de size katılmayı çok isterdik ama... biz de aynı Cilalar gibi filmi Pınar'ımla baş başa ve romantik bir şekilde izlemek istiyoruz. Pardon Pınar. kusura bakmıyorsun değil mi Paracığım? Yok. Kusura bakıyorsun değerli. Fiko. Hadi gel içeri girelim artık. Yoksa birazdan dayak yiyeceksin şimdi ha. Ne dayağı canım? Bana dayak atmıyor ki. Öyle mi? Tabii. O bir eğitim aslında. Hı. Yakın dövüş eğitimi. Full kontak. Tabii. Bana beni döverek eğitiyor. Anladım. Ama bugün yeri ve zamanı değil. Hadi canım hadi. Sinema. Önce hadi sinema. Yürü. Bay yürü Pala. Fiko. Hadi gir artık. Ne gülüyorsun ya? Gülme ya. O kadar tatlısın ki. Sana çok aşığım ben. Ben de sana çok aşığım Maria. Yok. Aslında ben bunu da, yani bu gerçeği de sadece kendime hatırlatmak için kendi kendime söylemiştim. Yoksa bu akşam yaptıklarından sonra çoktan seni terk etmiştim. Ama şimdi sen bu yaptığın ayıp ya. Vallahi. Şaka yaptım. Ben seni bu kadar çok severken ölsem de bırakmam. Beni sen hep böyle çok, hep böyle güzel sevecek misin? Hı hı. Bak beni bu hayatta bir daha yapayalnız bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hayır. Gitmeyeceğim. Söz mü? Söz. Maria, yaz da geldi sayılır. Ya şu bizim düğünü yapsak mı diyorum. Sence de bu iş biraz uzamadı mı? Vallahi ben hazırım. Seni bekliyorum. Tamam. Yarın hemen ilk iş gidip tarih alalım. Alır. Abo. Bizim cadıyla parlak kafayı başıboş bıraktık. Yürü çabuk. İyi akşamlar efendim. İzmir'e ilk otobüs kaçta kalkacak? 45 dakika sonra perona gelecek. Tamam, bir bilet alayım. Tabii. Ne kadar? 45. We'll be right back.
Sil! Eko yapma, dayak yiyeceksin şimdi yine. Şerefsiz. Niye kızdı acaba, anlamadım. Neyi acaba? Arkadaşlar kusura bakmayın. Operasyon var. Arkadaşım operasyon var, uza. Dur, arızalı.
Marazelli'nin işini bitirdiniz mi? Operasyon başarıyla tamamlandı efendim. Cesedi yok etmeye götürüyoruz. Güzel. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Ama operasyon henüz tamamlanmadı. Hemen rahatlamayın. Ancak bu gece Adanalı'yı da yok ettikten sonra rahat bir nefes alacağız. Gece çok güzel bir gece olacak. Buz geçirdi ya. Artık dibine kadar kullanır bunu. Evet. Zamanı gençlere. Para. Senaryo hırsızlarına karşı ne tür bir yaptırım uygulayabiliyoruz? Ne diyorsun lan? Ne senaryosu? Ha? Bu filmin senaryosunun tamamını benim çekeceğim filmden araklamışlar. Yarın ilk iş bunların alayını içeri atalım diyorum. Çünkü jenerikteki bütün isimleri ezberledim. Lan oğlum sen ne dayak artısı bir adamsın lan sen. Yürü çabuk. Yürü, yürü, yürü. Olmuyor. Tepiyorum olmuyor. Yürü lan yürü. Zibidi. Hemen de vur. Hemen de vur. Allah aşkına yürü ya. Dur şurada dur dur dur. Arkada geliyor. Tamam dur. Dikkat. Amirimiz selam vermemiz lazım. Ne bekliyoruz? Hadi hadi ladies first. Sinemadan çıktılar. Otoparka doğru gidiyorlar. Biz otopark parasını ödedik mi? Aa, ödemedik. Engin. Hadi, sana iyi geceler. Sofia, sen de annenin arabaya geç. Ben otopark parasını ödeyip geliyorum. Yok, beni eve Engin bırakacak babacığım. Ha, tamam canım. Allah. İyi. Ne? Hadi aşkım. Allah. Niyeymiş o?
Engin okul servisi. Hayır. Engin benim sevgilim babacığım. Beni evden aldı. Halil'i evi de o bırakacak. Yoksa buna bir itirazın mı var babacığım? Bele erede pala bele yapacağız. Bele yapacağız. Bele de olur. Para ben ne yaptım şimdi ya? Ben ne dedim şimdi? Ya falan ağzımı bile açmadım. Açtı mı Pınar'ım? Açmadım. Açtı mı Cila? Açtı mı Kokoş? Açtı mı yenge? He? Hadi niye vuruyorsun şimdi bana? Yapma aşkım ya. Şimdi. Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşma. Aha yine başladı. Yapma lan. Kafana vurma bari ya. Ağzın nerede? Ağzın nerede? Her zamanki yerde. Senin yüzünden geldi benim başıma zaten. Bundan böyle. Sofya bana. Her çevkirdiğinde ağzının üstüne. Yine başladı. Üstüne yiyeceksin. Tokur. Allah'ın mı? Evet. Sofyacığım, sevgili bacım. Sen de babana karşı biraz saygılı ol lütfen. Baba bu baba, boru değil. O olmazsa sen olmazdın. Öyle fazla ortamı da germe. Ters cevaplar da verme. Çünkü sonuçta babaya dil çıkarmak çok günah. Bana da günah, ağzım burnumu kırıyor lütfen. Neyse, biz gidiyoruz. Evde görüşürüz. Bana bak. Dur eve gidiyorsunuz. Öyle boğaza uğrayalım. Öyle bir hani bir çay içelim. Bir favul yiyelim falan yok. Favul derken bala? Hani var ya ulan tost makinesine böyle sulu yumurta döküyorlar, pişiriyorlar. Üstü böyle kare kare oluyor. İçine çikolata koyuyorlar, muz koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar böyle. Allah! Hay Allah iyiliğinizi versin amirim. Onunla da waffle. Waffle mı? Waffle. W lan, waffle. Biz normal insanlar ona waffle diyoruz ama sen fable. Yalnız dikkat ettiniz mi gençler? Yenge. Bana tek kelime İngilizce bilmemesine rağmen maşallah Barack Obama aslanıyla turnuva yapıyor. Şive yapıyor. Ha bravo. Gerçekten. Neyse görüşürüz. Şimdi babamlarla arka arkaya gidelim de. Kızar mızar. Hı hı. Doğru söylüyorsun aşkım. Maria sen üşüme, arabaya geç. Ben otopark parasını ödeyip geliyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar yenge. Ya para, para. Zahmet olmazsa ki olacağını zannetmiyorum. Bizi de eve kadar bırakır mısınız lütfen? Şimdi bu saatte haybeye tonla para vermeyelim taksiye. Oldu. Yarın merkeze gelirken yanınızda ikişer resim nüfus cüzdanlarınızı da getirin. Sizi kütüğüme geçireyim bari ben. Senin kütük nerede Pala? Ben kütüğüm burası. Allah'ım yine şerefsiz. He? Sen kütüye kütüye. Kütüğü kendin kaşınıyor. Zaten sinirliyim. Ya Pala sen hep sinirlisin. Ben seni sakin görmedim ki hiç.
Neyse tamam, geçin arabada bekleyin. Ben şunu ödeyip geliyorum. Ne? Hayatta olmaz para. Stop. Bari otopark parasını biz ödeyelim. Olmaz, ben öderim. Para, Allah'ın adını verdim lütfen. Oğlum gerek yok. Allah Allah. Dur para. Para oğlum, dur lütfen. Vallahi olmaz. Oğlum, dur bırak, para. Lan. Lütfen. Para lütfen. Oğlum bırak lan. Dur o zaman. Bırak lan. En azından eşlik edelim. Allah'ım kurban oldum ya. Ben sana ne yaptım bunu benim başıma verdin sen ya. Gel Pınar'ım gel. Para bekle. Bir dakikalığına telefonunu kullanabilir miyim? Olmaz, kullanamazsın. Acil bir durum var ama. Bana ne? Sonra bir de bana kötü adam diyorlar. Sağ ol. Alo, iyi geceler. Bir ihbarda bulunacaktım. Alo. Abi. Ali. Sana bu gece suikast düzenleyecekler. Ne diyorsun lan? Ne suikastı? Beni dinle ne olur. Çok dikkatli ol. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? He? Çıksana lan benim karşıma. He? Kaçmasana ulan. Thank you.
İşte gecenin finali. Güle güle Adanalı. We'll be right back.